Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu slaytımıza baktığımızda resimde tabii ki açıkça bir şey var. Açıkça sırtını tutan birisi var. Demiştik ki bir önceki dersimizde what is the matter? Yani ne oldu? Sana ne oldu kalıbı vardı. What is the matter with Brock? Özellikle arkadaşlar buna çok dikkat ediyorsunuz. Şurası bir kalıp. What is the matter with you? Bak, sana ne oldu? What is the matter with Burak? Burak'a ne oldu? What is the matter of her? Kız, ona ne oldu? Bu bir kalıbı şimdi öğrenmiş olduk işte. Ha, ne oldu da? Evet, sırtı ağrıyor. Sırt biliyorsunuz bekek ya da bek arka. Ağrı da etti biliyorsunuz. Bakın. Okunuşta ek. Diyor ki o sırt ağrısı geçiriyor. He has a backache. Çok kolay bir soruydu. Bunu geçiyoruz ama şurada yeni bir öğrendik biliyorsunuz kalıbımız. What is the matter with kalıbı. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bakalım bir şey var. Arda don't eat sweets. Tatlıları yeme. Bir şey olur. Brush your teeth regularly. Düzenli fırçala. Bak. Düzenli fırçala. See your dentist for check ups. Düzenli dişçine git kontrol ettir. Ha, bir şey var. Hastalıklarından hangisi? Evet arkadaşlar tutuyor. Ben de ihmal ediyorum. Şu an var. Evet, dişimde bir sıkıntı var. Ve 2 gün sonra dişçime yürünmem lazım arkadaşlar. Çünkü diş sağlığı çok önemli. Çürük varsa ağzımızda bir kalbimize sıkıntı verir. Böbreklerimize sıkıntı verir. Bunlar bizi oyalar. Sonra kafamız çalışmamaya başlar. Geçelim. Evet. Buraya bir bakalım okuyalım. Carmen is at home. Carmen evde. She feels tired. She feels tired. Kendini yorgun hissediyor. Hissetme bu. Bakın geniş zaman. She has a high temperature and red spots on her face. Bir daha okuyoruz. Yüksek ateşi var. Kırmızı lekeler var mı? Neresinde? Yüzünde. Evde yüksek ateşi var. Kırmızı 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 bir şeyler çıkartıyor. Bir şey olmuş ona. Bir şey, bir hastalık mı geçiriyor? Kesinlikle bir hastalık var. Evet. Bir bakalım. What is the matter with her? Ona ne oldu? Arkadaşlar ne olduysa hastalığın adını bizden istiyor. Direkt biliyorsak söyleyeceğiz. Mistless kızamık. Mistless kızamık. Mistress mutlaka ezberlenmesi gereken bir evet. Hastalıkları da özellikle bakarsanız kızamık, çiçek, kolera bunları bir grup içerisinde 10 tane kelime seçip hastalıkları ezberleyebilirsiniz. Okay. Devam edelim. Filmler, bilimler, bir şeyler. Evet, burada ne var? Afişler var. Ronnie watches cartoons. Önce burada karton. Evet, pardon. Karton. Ha, çizgi filmleri seyrediyormuş. Ne zamanlar? Sunday mornings. Pazar sabahları. Burada karton değil. Karton değil. Şu da değil. Bu belgesel. İşte bu karton. Ne o? Özellikle çizgi film. Bunu da yaptık. Evet arkadaşlar. Geçelim. Jane is interested in animals. Nature. Hayvanlara düşkün. Doğaya düşkün. She likes watching bir şeyi seyretmekten hoşlanıyor. Bu hayvanları doğayı nerede seyreder? Televizyonda. Nerede? Belgesellerde tabii ki. Özellikle bakacağız ona. Neresi? Interested in düşkün. Doğaya, hayvanlara. She likes watching. Like'ın yapısını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yazılı TEOG'da kesinlikle çıkar bu. Like'a bakalım. Like'tan sonra hemen fiil artı ink yapısına dikkat edin. Watching. Neyi?
documentaries. Yani dizi film mi? Hı? Film mi? Hayır, belgesel. Belgesel. Belgeselleri seyreder. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ricky ile Clark yan yedirler. Ha, Ricky. Burada bir çalışan var. Bir de ne varmış? Sinema bileti. Onu niye Türkçe yazdı ki acaba? Sinema bileti. Evet. Burada bilet satan biletçi, burada gelen seyirci. Öyle mi? O zaman şurada bir de bir fiyat var. Neyi soracak? Fiyatını soracak. Tamam, kolay bir şey. Ne kadar bilet? How much is the ticket? Hemen burada fiyat. Gördünüz mü? Evet. Geçtik. Clara Barry konuşuyorlar. Diyor ki let's yapısı var. Arkadaşlar hatırlayalım. Yapalım, edelim. Hadi seyredelim. Film seyredelim. Twilight filmini seyredelim. Bir şey diyor. Ha, it's about love. O duygusal, romantik demek. Yani öyle bir film ki diyor, duygusal, romantik. Üzgünüm. Ben diyor romantiklerden hoşlanmam. O zaman ne yapacağız? Filmin konusu mu diyecek? Ha? Filmin konusu diyecek tabii ki. About love dediğine göre bir bakalım. Filmin konusu anlamına ne geliyormuş? Ha, bakıyoruz. Filmin ismi. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Filmin seviyor musun romantik filmleri? Alakasız. Dedektif filmi zaten değil. Bakın Topic of Movie. Arkadaşlar herhangi bir konunun başlığı anlamına geliyor. Topic neymiş? Başlık. Bir konunun başlığı, filmin başlığı. Unutmayın Topic. Bunu da yaptık. Chris de Danny konuşuyor. Oo, Ice Age çıktı. Biliyorsunuz bunu, buz çağı. Çok hoş ve yani etkileyici bir çizgi film değil mi arkadaşlar? Bir bakıyoruz hangisi? Evet herhalde ne verdim? İpucu verdim. Çizgi film. Bakalım çizgi film. Komedi mi? Değil. Seversin. Animasyon. Ha, iki tane çıktı. Dur. Animasyonlara düşkün müsün? Olsaydı burası yes ile başlardı. Attık arkadaşlar. Yes yok. O zaman what's your favorite animation? Senin sevdiğin çizgi film hangisi? Arkadaşlar görüyorsunuz şurada ve burada da is yapısı. Devam ettik arkadaşlar. Hans Frick konuşuyor. Diyor ki iki tane diyor biletim var. Komedi filmi için. Çok güzel fikir. Hoşlandım diyor. O zaman burada eğer hoşlandıysa bu da sanki o filme ne yapacak şöyle bir bakarsak ilk gidecek mi? Herhalde gidecekler. What time dediğine göre burada bir zamanı belirten bir şey yok. Sinemaya gidebilir miyim dese burada yes yok. What type of film böyle bir şey kullanmıyorduk. Topic diyecektik. O da gitti. Diyor ki do you want to come with me? Benimle gelmek ister misin? İşte burada. Çok güzel fikir. Hoşlanıyorum. Olur diyor. Olur diyor. Olur. I like it. I like it dedi. Oradaki bir anlam olur. Olur. Tamam geliyorum anlamına geliyor. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Şurada burada yine aynı. What's your favorite film karakterini soruyor. Superman. Ha, nasıl biri? Zannederim onu mu söyleyecek? Değil mi? Bakın. Bir kere Superman'le ilgili bir şeyler. Science fiction yukarıda öyle bir şey yok. Children hate. I don't like. Şurada bir kere olumlu var, olumsuz olmaz. Ha?
O zaman güçlü ve cesurdu. Kim? Superman. Gördünüz mü arkadaşlar? Çözdük. Devam ediyoruz. Evet. Kelimelerin dedik ki karşılaştırılması. Bunu zaten söylemiştik. Evet. Arkadaşlar, bugün için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.